ben Tuğçe Odavar. Bugün sizlerle Şubat ajandalarımızı hazırlayacağız. Bu ayın temasını siz seçtiniz. Size Instagram'dan sordum ne isterseniz diye. Gelen seçenekler içinde de bir tane anket yaptık ve kazananımız kahve oldu. Kahve ve sıcak içecekler aslında ama ben onu kahve indirgedim. Zaten birkaç ay önce sıcak içecekler adı altında bir çay yapmıştık. Ay değil, yıl önce de neyse. O kısımlara girmeyelim şimdi. İlk olarak ana sayfamızın tasarımıyla başlayacağız. Onun için de böyle fazladan, böyle dışarıdan entegre bir kağıt kullanacağım. Bu da sizi şaşırtmamıştır. Son aylarda iyice bir sardım dışarıdan kağıt kullanmaya. Elimdeki yetinmeyip sürekli bir ekleme çabasındayım. Ama bunu yapmamın sebebi üstüne birazcık böyle su uyguladığımda buruşur kırışır, kendinden geçerse sayfam diye, bir de onunla uğraşmamak adına. Bir de böyle hafif kartpostalımsı bir vintage hava katsın diye bir taktım bu ara vintage'ı, evet. Böyle bir ekstra parçanın üstüne yapıyorum. Bu da benim ajandamın renginden bir tık daha sarımsı ama çok bir farkı yok açıkçası. Siz herhangi bir kağıt kullanabilirsiniz ama benim gibi sulu boya ve kahve, sulu kahve, sulu bir şeyler kullanacaksanız en azından böyle bir 150 gramlık falan bir şey kullanın ki çok buruşma, kabarma yapmasın. Giriş sayfamı tasarımını yaparken hemen ne kullanacağımı anlatayım size. Çok esrarengiz bir malzeme çünkü eminim şok olacaksınız biliyorsun. Bu yandaki minik kasemizin içinde instant kahve var. Evdeki böyle en iğrenç kahveyi seçtim. Birisi decaf almış. Hakarete bak, evin köşelerinde decaf falan saklamışlar. Kahvenin bağımlısı olarak da buradan sesleniyorum. Kim bu hadsiz, çıksın kendini göstersin. Bu decafın içine, yani instant kahveyi de aslında böyle hani böyle taneli taneli olan var ya onlardan. Çok az bir sıcak su koydum. Az koydum ki sadece böyle kahveyi eritsin ama çok sulandırmasın, rengini koyuluğunu kurusun diye. Boyama yaparken de kullandığım şey aslında şu an kahve. Bunu eskiler, eski topraklar, 1813'ten beri bu kanalı izleyenler çok iyi bilir. Çünkü yıllar öncesinde, burada şey yapalım, flashback Tuğçe sesine geçiş yaptım hemen. Kahveli bir tane çizim yapmıştık, hatta bir ajandaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evdeki malzemelerle ajanda mı ne, öyle bir video yapmıştım. İşte çılgın gençlik zamanlarımda öyle videolar yapıyordum o zaman. Video atmaya geçtim, bir de enteresan videolar atıyordum. Vay arkadaş. Neyse bu arada bu ayki ne? 3 haftadır düzenli video atan ben. Ses kim köpek? Beni çılgın havaya girmiş hemen. Ben bir ortadan yok olayım en iyisi. Ben de şaşkınım. Siz de şaşkın olduğunuzu farkındayım. Yorumlarda görüyorum arada. Oo Tuğçe ne oluyor? İyi misin? Kendine gel. Sen bu kadar çok video atmamalısın diye. Sizi şaşırttığımı farkındayım. 2023'te kendimi de şaşırttım. Her neyse dağılıyorum. Kahve kullanıyorum şu anda. Aslında bu boyamın neredeyse, yani giriş sayfamın ve ajandanın içindeki neredeyse bütün kahve tonlarında sadece kahve, yani bu evdeki kahveyi kullanacağım. Evdeki herhangi kahveyle, herhangi bir kahveyle bunu yapabilirsiniz. Yani Türk kahvesi gibi çok tortusu olan bir şeyler yaparsanız kağıdın üstüne pıtır pıtır kalır, kuruyunca da dökülür onlar. Ama böyle suyun içinde eriyebilen her tür kahveyle, yani Türk kahvesinde tortulu olmayan kısmı da dahil aslında. Şimdi kahveyi gömmeyeyim orada dururken. Siz de bu etkiyi yakalayabilirsiniz ki bence kesinlikle deneyin. Normal çizim yaparken bile benim bu eskitme olan dokusu çok hoşuma gidiyor. Neyse. Kahve temasının yanında sizden çok istenen bir kış teması, bir de turunçgiller vardı. Ben turunçgillere bayağı yükselmiştim. Böyle renkli renkli bıcır bıcır aldım. Çok güzel şeyler geliyordu aklıma böyle. Hatta kar ve turunçgiller karışık böyle bir manzaranın içinde böyle kabak tartları falan düşünmüştüm. Üstüne kar yağmış falan böyle birleştirip temaları coşmuştum ama nedense bir kahve aşkı, bir sıcak içecek aşkı kabarmışsınız da herhalde soğuklardan dolayı olsa gerek ki ben şu an, yani buraya yaz geldiği için 37-40 derece altında can çekişerekten bu videoları çekiyorum. Aa, ne güzel yaz falan diyorsunuz ama o kadar lanet bir şey ki. Bilmeyen azı varsa söyleyeyim, Rio'dayım şu anda ve buranın yazı böyle tiksindirici. Evden çıkamıyorsun. Ben klima sevmeyen bir insanım, sürekli hasta oluyorum ama klimasız oturamadığım için klima açıyorum, bir de yanına fan açıyorum ki doğru açılardan böyle her yanımı etkileyebilsin diye. Erir pozisyonda şu an size kış temalı, onun için belki de muhtemelen Allah'ım karar ver, seçemiyor aralarından. Ne varsa bütün kelimeleri kullanmak istiyorum, konuşma açılı bu olsa gerek. Muhtemelen onun için zaten karlı böyle bir tema yapmak istedim, böyle biraz içime ferahlık gelir diye ama kahve ağır bastığı için bu ay kahveyle gidiyoruz ki bence iyi oldu çünkü bu kahve teması neredeyse birkaç yıldır aklımda ama böyle hakkını vererek, hani kahve bağımlılığı, kahve severler böyle şey gibidir ya, kedici misin köpekçi misin gibi bir fanatiklik vardır bir kahve içenlerde. Böyle kahve içenleri düş kırıklığına uğratmayacak kadar estetik güzellikte bir şey yapmak istedim ki ben de kahveyi çok severek içen. Ama hani yok kahve hakaret bu, sen bu çizimi nasıl yaparsın falan gibi fanatik olmayacak şekilde düzenli bir şekilde kahve içen bir insanım ama bir türlü aklıma böyle ya bu yakışır, bak bu kahve temasını en güzel bu anlatırlık bir çizim, bir ilham perisi gelmemişti. Bu ay zorlu olunca tabii ki de geldi.
Çok şey değil miyim ama çok YouTuber'ım, size soruyorum falan, size seçiyorum temayı. Normalde de sorardım ama dinlemezdim. Şimdi sordum ve dinliyorum. Neyse, temayı karar verdikten sonra işte gene klasik brainstorming yaparken kendi kendime ulan niye ben ayağıma sıktım, şimdi ben bununla ne çizeceğim falan diye düşünürken dedim ki direkt hani kahve bardağı, kahve çeşitleri, işte kahve makinesi çizeceğime bir coffee shop çizeyim. Coffee shop yazın Amsterdam'da çok takıldığı için tabii aklıma ilk bu geliyor. Böyle bir kahvehane dedim. Kahvehane deyince de şey gibi oldu, neyse. Tam adını koyamadım. İşte kafe gibi bir yer çizeyim böyle. Hani minik Avrupa kafelerini aklıma getirecek böyle tatlış bir kahve manzarasıyla başlayayım dedim. İçeride de böyle değişik şeyler, hani kahve bardakları, belki hani Türk kahvesidir, işte frappuccino'dur, artık ne içiyorsanız, ne varsa kahve görsel olarak onlara yer veririm dedim. Onun için ilk giriş sayfasına böyle bir, yani bina çizmeyi de sevdiğim için aslında karar verilmiş temayı kendi sevdiğim şeyle karıştırarak böyle bir kahvehane çizimiyle başlamaya karar verdim giriş sayfama. Bunu birazcık da böyle sulu boyayla, yani bu mavimsi grimsi olan yerleri sulu boyayla attım. Diğerlerini kahveyle, az önce söylediğim gibi. Onları attıktan sonra pilot kalemim, ya yani elimde çalışan kalan, hayatta kalan son survivor pilot kalemimle detaylarımı atıyorum. Hatta böyle acaba kullanmasam mı dedim. Çünkü söylemiştim geçen videolarda aldığım bütün kalemler, pilot kalemler. 2-3 kullandıktan sonra ucu falan tıkandı. Böyle bir cinnet geçirttiler bana. İçinde böyle mürekkep var. Kalem orada ama kullanamıyorum. Böyle bir duyumu, böyle bir lanet, böyle bir Allah başka ders vermesin dediğim böyle bir sinir bozukluğundan sonra dedim ki video notsa kesin bu da biter, beni gıcık eder ama risk almayı çok sevdiğim için, görüyorsunuz değil mi ne kadar çılgınım hayatım, ya gerçekten çok çılgın bir hayatım var ya, yaşıyorum ya bu hayatı bir cıvıklık var üstümde de, neyse, ciddi olamıyor bu video. Şey, bir ajanda videolarını genel bir cıvıtıyorum zaten. Ajanda videosundan başka video olmadığı için ortamda cıvıtacak ortam bulamıyorum muhtemelen. Ondan böyle oluyor. Ama düzenli videoya geçiş yaptığıma göre bundan sonra birazcık daha ayarını tuttururum diye düşünüyorum. Her neyse. Aklıma da şey geldi bu arada. Diğer içinde mürekkep olan ama ucu çalışmayan pilot kalemlerin, bak şimdi, akıl ve zeka küpü Tuğçe'den çok güzel bir tavsiye dinleyeceksiniz. Bu dediğim, bu kalemi bitirdikten sonra ucu bozulmadan eğer içindeki mürekkep biterse bunun ucunu söküp diğerinin ucuna takıp içindeki mürekkebi kullanabilirim dedim. Vuhuu! Yoho! Oğlum deha mısın sen? Harcanıyor musun bunlarda? Kendimce böyle bir farkındalık, böyle bir oha çok iyi bir fikir dediğim bir şey, bir an yaşamıştım da videoya başlarken, onun için sizle de paylaşmak istedim. Ezmeyin beni ya işte. Hayatım o kadar da sıkıcı değil aslında ama bilmiyorum, böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Her neyse, pilot kalemiyle bütün detayları attıktan sonra aslında bu çizim az çok hazır. Benim gayet hoşuma gitti. Bayağı yükselttim bu çizime. Onun dışında birkaç tasarım, minik evet tasarımda böyle değişikliğe gidiyorum. Değişiklik dedim ve sürekli aynı yandaki kırpma kağıtlarını kullanıyorum ama üstündeki tasarımlar değişik, bakın. Bu kahvem ne? Bu kahverengi kağıdın üstüne bir şey oldu, zincirleme oldu orada. Böyle minik kahve taneleri çiziyorum. Buna da böyle suyunu muyunu abandım, birazcık buruştu ama o kadar da önemli değil. Bunlar zaten yırtma yapıştırma olacağı için minik minik parçalarında. Çok buruşsa da yapıştırdığım anda düzeleceği için çok takılmadım açıkçası. Böyle bazı yerlerde kahvenin, yani suyu biraz daha çok kullanıyorum ki kahve tonu daha baskın olsun diye. Bazı yerlerde dibine inmeden böyle sadece üstten alıyorum ki birazcık daha böyle rengi açık olsun, çeşitlilik olsun, bütün taneler aynı renkte olmasın diye. Daha sonrasında da böyle üstlerini daha böyle fırçanın ince ucuyla minik detaylar ekliyorum. Yani kahve çekirdeği aslında baksanız böyle çizimi çok kolay. Hafif cevizimsi bir şeftali, kayısı, ceviz karışımı. Böyle basit bir şey var aslında, yani şekil olarak gayet basit, siz de çok rahat bir şekilde çizebilirsiniz. Genel şeklini attıktan sonra da kurumalarını beklemeden çılgıncasına, gerçekten kurumalarını bir süre bekledim sonra şey oldu böyle, ah bundan uğraşacağım ya, bulaşırsa bulaşsın zaten kahve çekirdeği daha güzel olur, bulaşırsa falan diyerekten pilot kalemimde detaylarına giriyorum. Ki çok bir erime bulaşma falan yapmadı. Kağıdın türünden de olabilir. Çünkü normalde pilot kalemi sulu bir alana değdirdiğinizde böyle o güzel eriyor, bulaşıyor falan. Benim de hoşuma gidiyor etkisi ama burada onu istemiyordum ki olmadı böyle. Şaşkınım ben de. Çok bozdu kendini ya pilot kalem. Neyse, böyle minik minik detaylar ekliyorum. Bunları da aslında böyle bütün bir sayfa yaptım ben. Ki hani bütün ajandanın içine kullanayım diye. Birazını giriş sayfasına kullanacağım. Birazını da ajandanın geri kalanında böyle bütünlüğü sağlasın ve daha kolaya kaçmak adına dekorla uğraşmayayım. Bunları hemen yırtıp yırtıp kenarlarına yapıştırırım diye böyle önden hazırlamış oluyorum. Bu arada Şubat için çılgın heyecanlarınız, beklentileriniz var bilmiyorum ama benim için çılgınlar gibi bir ay olacak. Çünkü bir hafta sonra annem geliyor. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde birkaç gün kalmış olacak. Annem yıllık Brezilya seyahatine başlamış olacak ve benimle beraber yaklaşık 1,5 ay falan burada benimle olacak.
Çok heyecanlıyım. Hem annemi göreceğim için, yani en çok annemi göreceğim için tabii ki de. Bir de yanında getireceği güzellikler için. Sucuklar, cacip, bebe bisküvileri, ülker, çikolatalı gofretler. Evet, böyle şeyler istiyorum Türkiye'den gelirken getirsin diye. Onlar için çok heyecan. Bir saniye, birazdan heyecandan bahsedeceğim de şu an ne yaptığımı da açıklayayım. Geçen ay size bu damgaları Türkiye'de bulabiliyor musunuz dedim. Evet, buluyoruz. Tuğçe, kullan istediğin gibi dediğiniz için bundan sonra bunu çıkaracağım olayın. Her videomda bu damgaları göreceksiniz. Resim yaptıktan sonra kenarına Tuğçe diye imzamı biri damgalarla açacağım. O kadar bir özlemişim ki, o kadar çok seviyorum ki etiklerini. Direkt bunları kullanayım dedim, böyle bir ekstra bir kağıdın üstüne February başlığımı attım. Şimdi bunları sayfama böyle sağlı sollu yapıştıracağım. Ben hafiften böyle bir yana yatık bir şekilde yapıştırdım. Böyle çok düz şey etkisi olmasın, hafif böyle vintage kartpostal etkiliğini korusun diye, ne bileyim, böyle bir daha güzel görünüyor gibi geldi bana. Sonra kahvemden böyle üstüne birazcık püskürtme, biraz nokta falan yapıyorum. Hatta siz böyle minik kahvede hafif dökebilirsiniz. Çok suya, suluya kaçmadan böyle elinizle, parmağınızla böyle yaydırabilirsiniz. Güzel bir eskitme etkisi olur onun. Sonra da bu az önce çizdiğim minik benim kaçamak kahve tasarımlarını böyle elimle yırtarak ilerliyorum. Tam böyle parmağınızın altında çizimin tamamını alır ki çizimin ortasından yırtmamış olun. Ben birkaçını da yaptım çünkü. Yaptığımı yapmayın yani. Bunları böyle aslında isterseniz makasla da kesebilirsiniz düzgün bir şekilde olsun derseniz. Ama ben böyle tam yırtma etkisi güzel durur, daha organik durur diye direkt böyle parmakla yırtarak ilerliyorum. Bir sürü de yapmışım, hızımı alamamışım yalnız birazcık. Ya neyse, lazım olur, her şekilde kullanılır gibi geliyor. Bu arada sol tarafı da batırmışım. Nasıl batırdım, ne yaptım, oraya neyi bulaştırdım hiçbir fikrim yok bir anda. Neyse ya, benim eski ajandalarımı zaten çok batırırdım falan ben böyle. Bayağıdır bir batırma bulaştırma yapmıyordum. Ben de şaşkınım, iyi oldu, özüme dönmüşüm demek ki. Neyse, bunları mincik mincik kopardıktan sonra böyle şuralara böyle serpiştireceğim. Genel hani böyle bir tatlı havası olsun, bir esintisi olsun diye. Böyle de güzel durur. Çok da fazla bir şey yapmama gerek yok aslında. Bunları canım piritimle böyle yapıştırıyorum sağa sola. Etrafına birkaç tane daha ekliyorum ki bütünlüğü daha bütünlüğü olsun, bütün kazansın diye. Şimdi soldaki taraftaki izi bırakabilirdim aslında ama nedense böyle içimden bir ses, Tuğçe orayı bırakma ya, bir şey yap, oraya kapansın falan dedi. Bilmiyorum, aslında bıraksam da olurdu, işte takılmazdım aslında. Bu sayfayı neredeyse hiçbir zaman dönüp bakmayacağım ama böyle bir şey oldum. Hayır, mükemmel olmalı, iz olmamalı falan diye oraya böyle hemen kalemle uyduruktan bir fincan çizdim. Sonra bu fazladan çizdiğim kahvelerin bir amacı olsun diye onları tek tek sanki bu fincanın içindeki kahvelermiş gibi yapıştırıyorum. Yalnız şey geldi bak, görüntü olarak çok hoşuma gitmedi, yalan yok, ama fikir olarak hoşuma gitti. Yani böyle bir şeyi son anda resmen çaresizlik adı altında doğan fikirler zaten genelde öyledir ya, böyle bir sıkışmışlık, çaresizlik, bir çözüm arama anında gelen şeyler, gelen fikirler genelde hep çok çok daha yaratıcı olurlar. Estetik olurlar demiyorum, çok estetik yani kötü de durmuyor ama yani yandaki şeyle, çizimle çok bir alakası olmadı ama fikir olarak ikisini ayrı ayrı değerlendirdiğinde güzel durdu aslında. Bu fincanın üstünde de birazcık böyle kahveyle boyayayım dedim. Çünkü hala birkaç yerde minik noktacıklar, bulaşmış şeyler vardı. Aslında benim nazar boncuğum onları ama bir kapatma heyecanı duydum nedense. Neyse, böyle bir fincanı da üstünden geçtikten sonra bir de şey ekleyeyim. Aslında şuraya kurabiye de ekleyecektim de canım çektiği için de şey yapmayayım dedim yani. Cılkını çıkarmayayım. Ekledikçe ekliyorum çünkü güzel görünsün diye. Genelde de böyle ekledikçe eklediğim şeyler güzel görünmüyor sonuç olarak. Neyse, bu noktada artık bu sayfa tasarımının sonuna geldim. Benim sağdaki çizim gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Orijinal ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçiyorum bir sonraki sayfamıza. Şimdi hatırlarsanız eski Tuğçe olsaydı, eski Tuğçe dedi de bir ay önceki, buraya böyle kocaman bir ayın takvimini koyardı ama yeni Tuğçe onu yapmıyor. Buraya ayın yarın bir takvimini koyacağım. Sadece tek sayfaya koyacağım. Çünkü geçen hafta diyor yalnız. Zaman kavramı da kalmamış. Geçen ay yaptığımızda Ocak ayının takviminde ajandasında böyle takvimi böyle dörtte biri bir alana koymuştum. Değişik bir setup kullandım ve çok hoşuma gitti. Ama şu an bunu yaparken nedense aynı setup'ı uygulamayayım dedim. Siz de değişikliğe gideyim, aynı şeyi yapmayayım diye. Ama muhtemelen önümüzdeki ay ona geri dönebilirim çünkü çok hoşuma gitmişti gerçekten. Çok kullanışlı buldum. Böyle şey yapmıştım ya, yukarıdan aşağı birden işte 31'e kadar, 30'a kadar yapmıştım. 31 sonundan ekledim galiba. Ona emin de değilim. Evet, biriniz bana yazmıştı Tuğçe yalnız bu ay 31 çekiyor diye. Minik bir sessizlik oldu bu anda. Neyse, böyle tarihleri yazmışım, yanını da boş bırakmıştım. Gidip o ay içinde işte oraya günlük planlarımı ya da o gün yapmam gerekenleri falan not ederek ilerledim ve çok güzel oldu. Ona bir sonraki ay geri dönebiliriz. Siz kullandıysanız, hoşunuza gittiyse belirtirseniz sevinirim.
Bu ay direkt sol tarafa biraz takvimin yani büyük halini yapmış oldum. Öncekinden küçük, geçen aydan büyük, arayı bulmuş gibi bir şey oldum. Bu şekilde bir aylık takvim koyuyorum. İşte içine randevularımı, yapılacaklarımı, neyi takip etmek istiyorsam onu yazabileceğim alanlar. Bu alanlar her zaman dolduğu için hiçbir zaman yer kaybı olarak bakmıyorum bunlara. Bu sayfanın sağ tarafına da bayağıdır kullanmadım sanırım haftalık planlayıcı koymaya karar verdim. Bunu birkaç ay önce kullanmıştım. Yani fena da gelmemişti ama sonra gerek duymadım herhalde. Ama bu ay böyle bir nedense ya haftalık planlayıcım olsun dedim. Nedense değil, çünkü haftaları bölerek ilerledim. Bir iş planına başladım Ocak ayında ve haftalık olarak ne yapacağımı yazarsam, yani her haftanın başına böyle gelip pazartesi bu hafta bunları yapacaksın diye böyle bir askeri disiplinle ilerlediğim zaman o hafta daha verimli oluyorum. Yani buraya geleceğim, o hafta ne yapmam gerekiyorsa hepsini yazacağım. Daha sonra soldaki kutuların içine de, yani takvim kutuların içine de hangi gün neyi yapacağımı yazacağım ki daha planlı ilerleyebileyim. Genel olarak bunu da yapacaktım, unutmuşum, bu da öbür haftaya kaldı falan şeyinden kurtulayım diye. Siz de evden çalışıyorsanız benim gibi böyle bir planlama yapmanız bayağı yardımcı olabilir. Yani ben artık neredeyse 10 senedir evden çalışıyorum. Oturttum kendimce bir düzen ama unutmamak adına, daha planlı, daha disiplinli olmak adına böyle yazarak ilerlemek her zaman bana daha iyi geliyor. Kesinlikle size de tavsiye ederim. Hani böyle oturup detaylı ajanda uğraşamam ya, bununla kim uğraşacak, ruh hastası Tuğçe uğraşır anca diyorsanız haklı olabilirsiniz. Yani sadece bunu bir kenara yazsanız bile, planlama olarak yani şematik bir şekilde, görsele hiçbir şekilde hitap etmeyecek şekilde yapsanız bile işinizi bayağı kolaylaştırır. Bu da benden size minik bir altın bilezik olsun. Hadi bakalım, iyisiniz ki. Çünkü burada şu anda milyon dolar değerinde bir tavsiyede bulundum. Kendimi takdir ve tebrik ediyorum. Neyse, birazcık da kahve temasına, hani kahve dedin de kahvehane çizdin Tuğçe Orman'ı böyle diyorsanız burada lafınızı geri alın, çünkü bakın buraya kahvede çiziyorum. Aklıma gelebilecek, kahve gibi görünebilecek ve görselliği yüksek olan her tür kahve şeklini böyle 5 haftalık alana, böyle alanların başına aslında. Onları 1, 2, 3, 4, 5 diye yazmıyorum direkt zaten, hani bu kadar zeka geriliği yaşamazsam ay boyunca bunun ayrımını yapabileceğimi düşünerekten sadece her haftanın başına yeni bir kahve çizimi yaparaktan böyle bunları birbirinden ayırdım. Ve güzel oldu yani, hani hem girişteki çizimi tekrarlamış olmadığım için de. Çünkü bazı seminerlerde öyle oluyor yani, girişten çizdiysem ajandanın içine de hem bütünlük olsun hem de temayı takip edeyim diye benzer çizimler ya da aynı çizimleri yaptığım oluyordu. Burada tamamen orijinali, hani orijinal olmuş oldu. Birbirinden farklı olmuş oldu. Güzel de oldu. Çizerken de eğlendim ve aşırı basit yani. Kameranın azizliğine uğramadıysanız görmüşsünüzdür. Çünkü bu aralar onun netlemesinde, bir ışık sorununda falan bir tribi tekrar ergenliğe girdi. Bir ara gene girmişti, birkaç sene önce hatırlıyorsunuzdur belki. Şu ara gene, yani bu videoda bayağı çıldırttı beni. Yani elimden ne yaptığımı görebilmişsiniz diye olmaktan başka bir şey gelmiyor açıkçası. Neyse, daha sonra sol tarafta cetvel cihazımı, o kendisinden bahsetmedi değil mi az önce, canım cetvelimi kullandığım halde. Bu tarafı bölerken direkt elle böyle girişiyorum. Birazcık daha organikliğini korusun diye. Biliyorsunuz ki genelde yarı organik, yarı böyle şablontik, nasıl diyeceğimi bilemedim. Daha böyle endüstriyel, böyle sert çizgilerle olan karışımları daha çok seviyorum ben. Güzel duruyorlar bence yan yana. Neyse, bu kahve taneciklerimle de birazcık sağa sola böyle yapıştırma yaptıktan sonra ve güzel durdular bence, bu sayfa tasarımının sonuna geldim. Ben bayağı beğendim yani, sade ve hoş oldu diye düşünüyorum. Hemen geçiyorum bir sonraki sayfama. Bayağı beğenerek ilerliyorum, ben de fark ettim. Neyse, sayfanın sol tarafında sizi şaşırtmayaraktan Habit Tracker kısmım olacak. Geçen ay bilin bakalım hangi alan boş kaldı. Evet, değil. Ama bu ay hangi alana tekrar yer verdim bilin bakalım, gene değil. Çünkü bu ay öğretmenim geri dönecek ve kursta da, hani iki kez gittiğim kursa devam etmem gerekecek. Yani öyle bir planım var en azından. Var bir umudumuz diyoruz. Onun için hala buna yer vermeye devam ediyorum. Biraz daha alışkanlık ekleyeyim falan diyordum ama sonra nedense bu ajandalığı yaparken aklıma gelmiyor. Ne böyle kullanırken ajandayı şunu da ekleyeyim bir dahaki ay falan diyorum. Bu ajanda yapmanın başına oturduğumda ne ekleyecektim ya, ne alışkanlığım var ki benim takip edeceğim falan oluyorum. Ki her zamanki gibi işte spor, sağlıklı beslenme, maya, dil ve böyle social eklemiştim geçen hafta. Social'ı kaldırıp direkt onun yerine self-care, yani kişisel bakım geri koymaya karar verdim. Oje sürdüğüm günlerin takibini daha iyi yapayım diye bunu ekledim. Umarım bu ayın sonunda şu language kısmı, dil kısmı eski aylardaki gibi, hatta geçen yılki kadar boş kalmaz. Var bir hayalimiz ya. Hani Tuğçe çok değişti, çok gelişti diyorum ama kesinlikle değişmeyen de gelişmeyen yönlerimde olduğunu burada siz de anlamışsınızdır herhalde. Neyse, habit tracker kısmını, noktalı ajandanın
güzel yanı da bu. Hiç içini bölmeme gerek kalmadan rahatça böyle gün gün takip edebileceğim şekilde bıraktıktan sonra sağdaki alanlarımı hazırlıyorum şimdi. Üste thankful yok. Altta thankful kısmı mı olacak? Bunu birkaç önce kullanmıştım hani I'm grateful hani şunun için teşekkür ederim hayatıma. İyi ki de böyle bir şey var falan diye bir alan bırakmıştım. İyi de gelmişti bana. Elimdekilerin değerini bileyim, birazcık daha anda yaşayayım hani birazcık daha pozitif düşünceye iteyim kendimi diye böyle bir alan bırakmıştım. Hoşuma gitmişti. Onun için bu ay tekrar getirmeye karar verdim onu. Onun üstüne de targets, yani bu aylardır artık yaptığım, o ay içinde yapmak istediğim, bu ay bunu da yap Tuğçe'cim ve güzel olur dediğim şeyleri yazdığım bir alan bırakıyorum. Benim hoşuma gidiyor. Yani size de tavsiye ederim kesinlikle. Böyle minik hedefler koyup yerine getirmeniz, kendinizi böyle şımartacak hani hedef olmaya da bilir. Bu ay ne bileyim bir gün sinemaya götür kendini gibi bir şey de olabilir. Size iyi hissettirecek şeyler yazıp kendinize böyle hatırlatmanız. Çünkü ay içine gerçekten yoğunluk, stres, hayat, kargaşası derken insan unutabiliyor. Ben bu alanı böyle severek, beğenerek kullanıyorum. Neyse geçiyorum bir yandaki sayfaya. Önce başlık atacağım yerlerin böyle bir tabanını kahveyle boyayarak başladım. Suyu kullanırken de birazcık generous, böyle hiçbir cimrilik yapmadım açıkçası. Çünkü arkaya geçerse bile bir sonraki ay o sayfaya atlayıp sonrakinden devam edebilme şansım olduğu için çok da takılmadım ama 130 gram olmasına rağmen arkaya fazla geçme yapmadı. Yani suya abanarak hiçbir şey çizmedim henüz eski ajandalarımda olduğu gibi ama bilinçli ilerlemeye çalışıyorum birazcık. Gene de fena değilmiş yani sayfaları bu ajandalar. Şimdilik gayet de mutluyum. Sağ tarafına böyle bir kahve çuvalı tasarımıyla başladım. Bunu birkaç görselde gördüm. Çok hoşuma gitti. Onun için dedim ki eksik olmasın ya ajandamdan. Benim ne eksiğim var benim de olsun diyerekten bunu koydum. Bu üstte de minik bir February takvimi koyayım dedim. Sürekli ilk sayfaya gidip tarihlere bakmama gerek kalmasın diye böyle kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu arada dedikodu yapamadık ya. Annem geliyor. Sonra annemden 10 gün sonra da Nico'nun ailesi, hem annesi babası hem de kız kardeşi geliyor ailesiyle beraber. Evde böyle bir Fransız ihtilali havası olacak. Bir yanda çok fazla Fransız sayısı yükselecek. Türk sayısını dengeleyemiyorum benim bir tek annem geldiği için ama neyse artık. Dedikodu dedim de dedikodu yok ya. Bildiğin işte görümcem falan geliyor. Bana çikolata getirecek. Yani hep kilo alayım diye yapıyor bunlar işte. Pislik, lanet. Çikolata sipariş ediyor sonra getirir diye şikayet ediyor. Neyse işte onlardan da klasik Fransız yemeklerini burada bulamadığımız zartları zurtları istiyoruz. Böyle çok güzel oluyor. Ne zaman gelseler Noel gibi böyle bir bavul açılıyor ve bize içinden bir sürü hediye çıkıyor. Şahane bir şey. Ama şöyle bir şey de var şimdi. Biz bütün yıl birbirimizi görmediğimiz için ve geldiklerinde onlar da bir 6 hafta kalacakları için aynı evin içinde 6 hafta kayınvalide, görümce, şu anda böyle o gözümde bir kararma oldu. Yok be çok tatlı insanlar, onda bir sorun yok da işte. Evin içinde insan olunca bilmiyorum, alıştığım için çok fazla yalnız olmaya, yalnız yaşamaya bir garipsiyor insan yani. En yakın arkadaşım bile olsa böyle evin içinde birkaç haftadan sonra birisiyle yaşamak, bilmiyorum tecrübe ettiniz mi bunu? Yani rahatsız etmiyor da böyle bir şey oluyor. Yani donatlet gezeceğim ya ben. Donatlet gezmediğim halde. Donatlet gezebilme ihtimalini sevdim ben gibi bir şey oluyor sanırım. Hani böyle bir yoğunlaştırılmış aile saadeti yaşıyorsun. O saadet bir süre sonra sıkıcılaşıyor. Keşke böyle yıla bölebilsek, ne bileyim haftada bir görüşsek falan çok güzel olurdu. Ama maalesef ki burada yaşadığımız için bizim öyle bir şansımız olmuyor. Neyse dedikodu kısmımızı burada kapattık. Fark ettim çok dedikodu yok değil mi? Neyse sizde yakında bir çizim ve sohbet serisinin yenisini bu hızımı alamamışken sırada da onu getireyim de orada bir dedikodu yaparız. Dedikodu yaparız dediğimde yazık dönüp kendi dedikodumu yapıyorum ya. Arada keşke böyle sizden dedikodu gelse de onların dedikodusunu yaptığımız nasıl bir konsept olabilir? Sizin dedikodunuzu yaptığımız bir konsept. Oturtamadım şu anda. Varsa aklınızda bir şey de bana yazın. Neyse bu arada şemalardan da bahsedeyim. Üste animation kısmı ayırdım. Buraya yapacağım animasyonlarla ilgili fikirleri yazarım diye yeni bir bölüm. Ben de şaşkınım. Ondan sonra reminders olacak. Böyle sanki kağıt altta kalmış gibi başlığı tam oturtmadım. Buraya da kendime hatırlatacağım şeyler herhangi bir konuda olabilir. Hiç fark etmez. Onun altında da kreatif kısmı var. Bu klasik benim Creatify diye video fikirlerim, zartım, zurtumun yazıcı kısım. Sağ tarafa da geçen ayki o hoşuma giden şemadan yola çıkaraktan böyle bir takvimleme numaralandırma yaptım. Burası benim mood tracker'ım olacak. Buraya gidip böyle birden işte 5'e kadar o gün nasıl hissediyorsam işte 5 en iyisi, 1 en kötüsü böyle çizgi atacağım ve ayın sonunda şematik bir şekilde sanki grafik gibi böyle bir gidişimi moodumun yüksek ve düşük olduğu zamanları hem böyle adet dönemine falan da ilişkilendirilebilirim. Bir şeye bağlı mı bir hani genel bir örgüsü var mı? Bunu da kontrol etmek adına daha iyi olabileceğini düşündüm. Gerçekten böyle bir şematik, grafiksel analizler benim hoşuma gidiyor görsel olarak da.
Böyle bir deneyeceğim bakalım. Ayın sonunda görürüz. İşime yaradıysa bir dahaki ayda devam edebiliriz. Hatta Habit Tracker'da bu şekilde analitik şekilde yapabiliriz bir sonraki ay. Bu ay tekrardan noktalı ajandanın nimetlerinden faydalanın diye noktaların üstüne üstüne gittim. Ama isterseniz değiştirebiliriz. Yani sizin de varsa değişiklikleriniz bana belirtebilirsiniz. Neyse daha sonradan bu kahve tanelerimden bor bor vardı boşa gitmesin diyerekten onları da şöyle sağa sola yapıştırıyorum. Ki genel olarak şimdi kendimden başka iltifat edeceğim, hakaret edeceğim, iltifat edeceğim, dedikodu yapacağım kimse olmadığı için bu kanalda tekrardan kendime iltifat ediyorum. Ve çok beğeniyorum. Bence gayet de güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ooo şarkıcı Tuğçe Çebülbül sessiz. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.